sabah saatlerinden bu yana aktarıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de aslında Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye doğru yola çıkacağını aktarmıştık. Bugün sabah saatlerinde Zonguldak'tan yola çıktı. İstanbul Boğazı'ndan geçti ve o geçiş törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve Oruç Reis sismik araştırma gemisini Somali'ye doğru yolculadı. Aslında Türkiye'nin denizlerdeki gururu Oruç Reis sismik araştırma gemisi artık Somali yolcusu. Şunu ifade edelim, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında hem petrol hem de doğalgaz için sismik çalışmalar yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'ye doğru uğurlandı. Peki şunu da ifade edelim. Peki gemi Somali'ye nasıl ulaşacak? Zonguldak'tan yola çıktı dedik. Zonguldak Pilios'tan yola çıktı. Ardından Karadeniz'den doğru İstanbul Boğazı'na geldi. İstanbul Boğazı'ndan geçti. O kıyı boyunca geçti. Onun ardından ise Akdeniz'den Süveyş Kanalı ve oradan ise Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşmış olacak. Samet, şunu ifade edelim. Yolculuğun yaklaşık 19 gün boyunca sürmesi planlanıyor. Yani Ekim'in sonuna doğru Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'de olacak. Yolculuktan hemen sonra, yani Somali'ye vardıktan hemen sonra ise çalışmalarına devam edecek. Görev süresi boyunca yalnız da değildi aslında. Ekranlara da bir taraftan yansıtıyoruz. Yanında 5 tane gemi vardı. 2 tanesi Fırkateyn. Onun yanında Zaganos Paşa destek gemisi, Sancar Platform destek gemisi ve Ataman takip gemisi de refakat etti. Gemi Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında yer alacak. Yani o 3 bölgede araştırmalarına devam edecek. Şunu da altını çizelim. İlk defa 3 boyu üst sismik çalışmalar icra etti. Gemi yaklaşık 7 ay boyunca Somali'de olacak. Hem doğal gaz dedik hem de petrol için veri toplanacak. Toplanan veriler analiz edilecek. Sonuca göre belirlenen noktalarda, lokasyonlarda sondaj çalışması başlamış olacak. Yerli ve milli imkanlarla aslında geliştirildi Oruç Reis sismik araştırma gemisi. Türkiye'nin enerji muhafızları arasına ise 2017 yılında katıldı. O günden bu yana, yani 2017'den bu yana Mavi Vatan'da sayısız çalışmalara imza attı. İşte o çalışmalardan birine tanıklık ediyoruz. Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'ye doğru yola çıktı. Zonguldak'tan çıktı, Karadeniz'den giriş yaparak Boğaz'ı geçti, Boğaz'ı takip etti. Kıyı hattı boyunca Boğaz'ı takip etti. 3 saatlik aslında biz ilk yayınımızı saatlerimiz 11-11.30 gibi verdik. O sürelerde aslında Boğaz'dan geçti ve yaklaşık 2,5-3 saatteki Boğaz'daki geçişini, rotasını tamamladı. Oradan Somali'ye doğru yola çıktı. Bu aslında geçiş törenine, uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Dediğiniz gibi ay sonuna doğru Somali'de olması bekleniyor. Oradaki çalışmalarına, petrol ve doğalgaz çalışmalarına devam edecek Samet.